Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, iyi hafta sonları, iyi tatiller. Bugün Borsa İstanbul kapalı ve sizler için genel haberlerimiz ile Para Birlik kanalında devam ediyoruz haberler sunmaya. 4 otomotiv şirketinden hangisi daha çok kazandıracak? Evet, ikinci el otomobil piyasasında şu anda görülen bir daralma söz konusu. Bunu takip edebiliyorsunuzdur. Ve iş yatırım 4 otomotiv şirketi için al ya da sat dedi. En çok satan kazandıracaklar hangileri ya da tut dedikleri de var tabi elinde. Bir görelim arkadaşlar. Evet, iş yatırımın yaptığı otomotiv sektör raporu. Türkiye otomotiv pazarı 2024'ün ilk yarısında ekonomideki belirsizlikler ve artan maliyetler gibi olumsuzluklara rağmen beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Yüksek faiz oranları, güçlü baz yılı etkisi ve artan vergiler gibi faktörler otomobil satışlarının olumsuz etkilemesine rağmen toplam binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023'ün aynı dönemine göre %3,7 artışla 578 bin adede ulaştı. İlk yarıda binek araçlarda artış, hafif ticari araçlarda düşüş var. Ocak-Haziran döneminde binek araç satışları %7,3 oranında artarken hafif ticari araç satışları %8,7 oranında geriledi. Haziran ayında ise her iki segmentte de düşüş gözlemlendi. Ancak Haziran ayı satışları bile 10 yıllık ortalamaların üzerinde seyretti. Evet, bütün ekonomik krizler, şunlar bunlar ama Türkiye'de hala çok iyi bir şekilde otomobil alım gücü var. 2024 için tahminler ve değerlendirmeler. Yurt içi pazar. Ekonomideki yavaşlama, yeni düzenlemeler ve Çin markalarına uygulanan vergi artışı gibi faktörler göz önüne alındığında 2024'ün ikinci yarısında yurt içi otomobil satışlarında düşüş bekleniyor. Ancak yılın ilk yarısındaki güçlü performans sayesinde 2024 için toplam hafif araç satış tahmini 1 milyon 45 bin adete yükseltildi. Bu yıllık bazda %15'lik bir daralmaya işaret ediyor. Rekabet ve kâr marjları nasılmış? Yoğun rekabet nedeniyle indirim oranları ve kampanyalar artarken otomotiv şirketlerin kâr marjlarında erozyon yaşanması bekleniyor. Ancak marjlar pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyredebilir. Evet, elektrikli araçlar. Elektrikli araç satışları 2024'ün ilk yarısında %223 oranında artarak toplam binek otomobil satışının %7,7'sini oluşturdu. Tok, Tesla ve BMW bu segmentte öne çıkan markalar oldu. Evet, bundan sonra Çin otomobilleri elektrikli olarak ve Tesla ve BMW'nin daha da artması tabii ki bekleniyor. Ve gider ayak artık Tok'un bir siyasi propaganda mıydı bilmiyorum ama geriye düşmesi bekleniyor arkadaşlar maalesef. Ve elektrikli otomobil satışları sadece %7,7 oluşturmuş 2024'ün ilk yarısında, ama bu %223'lük bir artış demek. Sürekli %223'lük bir artış 3-4 yıl sonra farklı konumlara gelebilir. Evet, ihracat, Türk otomotiv sanayinin ihracatı Haziran ayında uzun bayram tatili nedeniyle düşüş gösterse de yılın ilk yarısında hafif bir düşüşe 494 bin adede ulaştı. Burada gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve Avrupa'ya aday ülkelerdeki otomobil artışları, üretim artışları da etkili arkadaşlar. Hindistan ve Çin'de tabii ki. Evet, şimdi gelelim bu 4 hisseyle ilgili iş yatırımın hedef fiyatlarına ve eski hedef fiyatlar arasındaki farklara. Frota için yeni hedef fiyatı 1500 olmuş arkadaşlar. Tavsiyesi al. Getiri potansiyeli olarak da %44'ü görüyorlar. Bir önceki hedef fiyatı 1160'mış şirket için. O zaman da aldaymış. Toaso için 510 hedef fiyat vermiş. %72 getiri potansiyeliyle al diyorlar. Daha önce 416 hedef fiyatı varmış eski olarak ve almış tavsiye aynı şekilde. Dovas için 324 hedef fiyatı vermiş. %23 getiriyle elinde tut diyor. Daha önce 322'ymiş. Çok, Dovas için çok az bir miktar arttırmışlar. Türk Traktör için arkadaşlar 1120 hedef fiyat vermiş. %35 ile getir potansiyeliyle elinde tut diyor şirket. Ve hedef fiyatı eskiden 937'ymiş. O zaman da tavsiyesi tutmuş.
Evet, şu anda gördüğünüz gibi bu dört büyük otomobil markası bizler için önemli. Özellikle zaten burada en çok dikkat çeken de Toyota var, görüyorsunuz %72'lik bir hedefi var, kazanç hedefi var. Ford Otosan için bakacak olursak Froto arkadaşlar şu anda hedef fiyat 1510 ama 1002 liradan kapattı 26 Temmuz'u. Ve son bir ayına baktığımızda hissenin %11,41 değer kaybettiğini görüyoruz. En yüksek 52 haftada 1249 liraya kadar çıkmıştı. Özür dilerim. İş yatırım işte 1510 lira hedef fiyat vermiş Froto için. Oldukça önemli ve büyük bir fiyat var, hedef fiyat var. Ve %72 gelir kazanması beklenen Toaso'da hedef fiyat daha önce 416 iken 510'a çıkmış ama Toaso şu anda arkadaşlar 283'te ve Cuma günü 0,27 pozitif tamamladı. Son bir ayına baktığımızda da yine bütün araba markalarında olduğu gibi %17,43 negatiflik söz konusu. Yani rapor Toaso'yu otomotiv hisse takip listesinin öne çıkaran bir hisse olarak değerlendiriyor. Cazip değerlemesi, PSA markalarının satın alınmasının olumlu etkisi ve yeni hafif ticari araç modeli Kia 0 değil mi bu? Bunun beklenen katkısı Toaso'yu cazip kılıyormuş. Ayrıca 2025'te piyasa sürülecek yeni hafif ticari araç modeli ve Egea modelinin yerine gelecek yeni bir aracın yatırımı da potansiyel büyüme alanları olarak görülüyor. Evet, 510 Toaso için hedef %72 kar öngörülüyor ve Toaso'nun son gününe baktığınız zaman bu 4 otomobil fabrikası içerisinde 283 lirada arkadaşlar %17,43 değer kazanmış. Tabi burada bu listede Ford Otosan, Renault'da falan o Ford Otosan da olsaydı iyi olurdu. Onu da değerlendirirdik ama o yok. Yani en fazla gördüğünüz gibi Toaso gözüküyor. Doğasa çok az arttırmış mesela. Doğasa çok arttırması iş yatırımın garip. Şu anda 246 lirada zaten hisse. 0,81 son günü olumlu kapattı. 322'den 324'e çıkarmış ve 52 haftada 415'i görmüş bir hisseden bahsediyoruz. Son bir ayda ise %9,49 diğer iki hisseden daha az değer kaybetmiş. Evet, yazın ve yaza girerken artması beklenen bir hisse Türk Traktör hisselerine bakalım. %2,08'de pozitif tamamladı son günü. 1120 hedef fiyat ve şu anda 809 lirada ise son gün 2,08 pozitiflik, son bir ayda 112,87 negatiflik söz konusu. Evet, bu 4 otomobil şirketi iş yatırımının bilgilendirmesini sizlere sunduk. Çeşitli yorumlar yaptık. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.